Değerli gençler merhaba. 9. sınıf edebiyat dersimizin 1. ünitesini görelim. Önce edebiyatı tanıyalım. Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı bir şekilde ifade edilmesine edebiyat diyoruz. O halde bakın edebiyatta ne var? İfade etme var. İfade sanatıdır. Devam edelim. Edebiyat Arapça kökenli bir kelimedir. Ve yine Arapça bir sözcük olan edep kelimesinden türemiştir. Tabii Türkçeleşmiştir. Artık biz bu sözcüğü günlük hayatta ahlaklı olmak anlamında kullanıyoruz zaten. Batı dillerinde edebiyat için literatür sözcüğü kullanılır. Türkçe olan yazın sözcüğü de edebiyat kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılabilir. Yani edebiyatın yerine yazın da diyebiliriz. Yazma ve anlama sanatı anlamında. Ama yazın sözcüğünü çok kullanmıyoruz. Çünkü geleneklerden dolayı, alışkanlıklardan dolayı edebiyat kelimesi daha çok yerleşmiştir. Edebiyatımızda bu kelimeyi terim anlamıyla ilk kullanan kişi Tanzimat şairlerinden Şinasi'dir. Ondan önce edebiyatla ilgili eserlere ilmi edep deniliyordu. Edebiyat neden bahseder? Konusu nedir? Edebiyat deyince hangi alanları anlayacağız? Bunu görelim. Edebiyatın konusunu sınırlamak mümkün değildir. Çünkü dünyada var olan ya da olmayan, duyulan, düşünülen, hayal edilen her şey edebi bir eserin konusu olabilir. O halde edebiyatın konusu çok geniştir. Çünkü insanların hayallerine, duygularına sınır çekmek mümkün olmadığından, hayal edilebilen, duyulan, düşünülen her şeyi edebi bir esere konu edebilirsiniz. Edebi eser ne demek o halde? Onu görelim. Edebiyatla ilgili eserlere edebi eser diyoruz. Yazılı her eser edebi değer taşır mı? Hayır, bakın taşımaz. Çünkü bir eserin edebi değer taşıması, o eserin etkileyici olmasına bağlıdır. Dil ve anlatımının iyi seviyede olmasını bekleriz. Okuduğunuz her şey sizi çok derinden etkilemez. Bazılarını çok saçma bile bulabilirsiniz. Okuduğunuz bir roman, seyrettiğiniz bir film sizi çok etkilemeyebilir. Hatta gereksiz bile bulabilirsiniz. Edebi eserlerde etki ve güzellik bırakma amacı vardır. Bu da bakın dil ve anlatıma bağlıdır. Edebiyatla ilgili diğer bir kavramımız edebiyat tarihi. Adından da belli olacağı gibi edebiyatçıları, edebi eserleri tarih sırasına göre inceler. Nedir bu zaman sıralaması? Mesela biz Türk edebiyatını dönemlere ayırırken ne diyoruz? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslami dönem Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Bu ayrımı neye göre yapıyoruz? Belli kriterlere göre. İşte edebiyat tarihi bu kriterleri inceler. Edebiyat alanıdır diyecektik. Bilim dalı değildir. Yanlış yazmışız. Bunu düzeltelim. İnceleyen edebiyat neydir? Alanıdır. Peki yazdım. Bir iki yaşına geldiniz. Anneniz babanız size masallar okudu. Mesela masal bir edebi türdür. Çünkü bakın neye dayanır? Anlatıma. Ne demiştik az önce? Edebiyat ifade sanatıdır. İşte masallar bir anlatma bakın. Edebiyat. Büyüdünüz. Sonra ne okuyorsunuz? Öykü, roman, tiyatro, deneme, makale, söyleşi, fıkra. Değil mi? Bunları okuyorsunuz. Bütün bunlarda ne var? Bir duyguyu, bir olayı, bir düşünceyi ya da bir hayali ifade etme var. İfade etme olduğu için biz bunların hepsine ne diyoruz? Edebi tür. Tanım da yapalım. Edebi eserlerin yazılış amacına ve bir konuyu ele alış şekline göre sınıflandırılmasına diyoruz. O halde edebi tür deyince aklımıza bunlar gelecek. Dil, kültür ve edebiyat ilişkisine bakalım. Bakın ne demiştik? Edebiyat ifade sanatıdır. Peki neyle ifade edersiniz duygularınızı? Dille değil mi? Dil olmadığı zaman konuşamayacağınız için ifade de edemeyeceksiniz, yazamayacaksınız. O halde edebiyatın ana malzemesi neymiş? Dildir. Diller aynı zamanda bir milletin en önemli benliğidir. Milletleri neye göre sınıflandırıyoruz? Dile göre Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça gibi. Türkçe deyince neyi anlıyoruz? Türklerin dilini anlıyoruz değil mi? Dil ve edebiyat bir milletin en önemli kültürüdür. Dil dediğiniz şey edebi eserlerde işlenirse gelişir. Bunu bir fidana benzetebilirsiniz. Bir fidanı ektiniz. Onu sulamazsanız, gübrelemezseniz, beslemezseniz o fidan gelişemeyecektir. Dil de böyle bir şeydir. Dilin gelişmesi edebi eserlerde işlenmesiyle mümkündür. O halde o dille ilgili ne kadar çok kitap yazılırsa, resmi dil olarak ne kadar geniş alanda kullanılırsa, dil o kadar gelişir. Bir diğer önemli nokta, edebiyatı güçlü olan toplumların kültürünün de çok güçlü olmasıdır. Ve aynı zamanda bu toplumların gelişmiş toplumlar olmasıdır. Nasıl? Örneğin kütüphanenize gidin. Kütüphanenizde hangi dillerden çeviri eser olduğuna bakın. Bakın hepsinin Batı dillerinden olduğunu göreceksiniz. Çünkü Batı toplumları Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte geliştiği için hem dilleri
hem de edebiyatları gelişmiştir. Ve düşünce üreten toplumlar ne yapar? Diğer yönlerden de gelişir. Şimdi tanımını yaptık, özelliklerini söyledik, konusundan bahsettik. Artık edebiyat deyince aklımıza bir şeyler geliyor, değil mi? O halde edebiyat nedir? Bilim midir, sanat mıdır, teknik midir? Edebiyat bir sanattır. Niçin? Çünkü edebi eserlerde ne vardır? Güzellik ve etki bırakma amacı vardır. Kütüphaneye gittiğinizde okuduğunuz o kitaplar, şiirler, öyküler, biyografiler, denemeler, hepsinin asıl amacı nedir? Bir konuyu daha güzel, daha etkili, daha coşkulu ifade etmektir. O halde edebiyat, coşku, heyecan, güzellik ve etkiye dayandığı için nedir? Sanattır. Ama edebiyatın bir kolu olan dil bilgisi var. Siz Türk dili ve edebiyatı dersi görüyorsunuz, değil mi? Yani edebiyatta dil bağlantılı olduğu için beraber inceleniyor. Edebiyat bir sanat ama edebiyatın bir kolu olan dil bilgisi nedir? Bilimdir. Çünkü verileri kesindir. Edebiyatı tanımladık, konusundan bahsettik, edebi türlerden söz ettik. Bir biyolojinin neden bahsettiğini, neyi incelediğini, alanının ne olduğunu biliyorsunuz. O halde edebiyatın da özelliklerini tanıyalım. Bakın edebiyat ne dedik? Bir sanattır. O halde sanat olduğuna göre özneldir. Yani fizik, kimya, matematik dersinde gördüğünüz gibi verileri kesin değildir. Deneye dayanmaz, laboratuvarda incelenmez. Kişiye özeldir. Kişi yazar, kişi beğenir ya da beğenmez. Edebiyatın amacı doğruyu bulmak değil, etki bırakmaktır. O halde edebiyat bir sanattır. Bir öykü, roman, şiir bir şeyi ispatlamak için bakın yazılmıyor. Bir duyguyu, düşünceyi anlatmak için yazılıyor. Edebiyat işitsel bir sanattır. Değil mi? Çünkü okuduğunuz zaman ne yaparsınız? Duyarsınız. Edebiyat bir ulusun gelişmişliği ve kültürünün en önemli parçasıdır dedik. Ne demiştik? Edebiyat ispat amacı taşımaz. Ama edebiyatın bir parçası olan makale ki edebi bir türdür ama niçin yazılır? Bir tezi ispatlamak için yazılır. Bakın bu farka dikkat. Edebiyat işitsel bir sanat dedik değil mi? Çünkü okuduğunuzu duyarsınız. Ama edebiyatın bir parçası olan tiyatro harekete dayalı bir sanattır. Ve tiyatro eserleri seyredilmek için yazılır.